kişisel gelişim şeyleri çıkıyor. Reels'ları geliyor evet. önüme bazen. Evet ya çok haklı. Sonra bir tekrar aynı video düşündü. Hadi ya boş konuşma falan oluyorum böyle çok enteresan. İşte yaşlılığından en gençlik haline kadar kendim oynadım. Hani bu hangi oyuncuya kısmet olur? İlla ki bir sahilde bir klip çekmek istiyorum deniz kenarında. Çok iyi. Kumsal, deniz ben, gitar. İşte o kadar. Melankolik değil bu sefer. Melankoli kimse olabilir. Melankoli kimse olabilir. Ne kadar basit, iddiasız, sade o kadar iyi olarak bakmaya başladım bu müzik meselesine kendi açımdan. İştahyaz serimizde bugün değerli oyuncumuz Gonca Gül Sunar hanımefendi ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyi valla, gayet iyi. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere. Çok sağ olun. Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun. Şimdi ben baktım şöyle çemberimle Gülo'ya diyorsunuz, başka bir şey demiyorsunuz. Yani Canan karakteri başkaydı diyorsunuz. Oradan bir çıkamadık. Ama biz sizi son projenizde bile baktığımızda Vermem Seni Ellerine oradaki Emine Karı ben bayıldım şahsen kendi adıma söyledim. Ya, bayıldım böyle. Onun öncesinde işte sizin Umutsuz Ev Kadınları, Nazan karakteri falan. Ya hepsi ayrı bir güzel. Yani gerçekten de siz olduğunuz için söylemiyorum. Yani yakışıyor o rolle sizin uyumunuz. Neden Canan'a takıldık? Merak ettim. Orayı bir paylaşmak istiyorum sizinle. Canan'a takıldım çünkü yani hikaye çok güzel yazılmıştı. Bir karakterdi, gerçek bir karakterdi. Karakter gibi karakterdi yani. Hani şimdi bunu mumla arıyoruz şimdilerde. Gerek onunla ilgili gerek o dönemki yaş aralığının daha elverişli olması bir takım rollere, bir takım karakterlere, şimdiki yaş aralığının belli bir kalıba tıkıştırılmasıyla ilgili herhalde. Son dönemlerde tam sevdiğim ve istediğim rolleri bulamayıp Canan'a takılıp kalmamın sebebi o. Bir de aslında hepsinden önce çok fenomen oldu. Yani Çemberimde Gülüyor'daki bir sürü karakter gibi Canan çok fenomen oldu. İşte yaşlılığından en gençlik haline kadar kendim oynadım. Hani bu hangi oyuncuya kısmet olur? Çağan tarafından çok güzel yazıldı. Bir de şarkı söyledim. Hani sesimi de gösterebildim. Hikayenin kendisi çok güzel, çok duygulu. Ve o hikayenin içinde de çok güzel bir rol, bir kadın hikayesi. Bu bana böyle sanki altın tepsiyle sunulmuş olduğu için çok severek oynadım. Ve dolayısıyla onun üstüne hiçbir şey çıkmadı. Elbette çok mutlu eden, çok tatmin edici birkaç bir şey tabii ki oynadım. Ama hiçbiriyle bir gönül bağım olmadı. Canan Cansev kadar. Hele 2019-2018 yılından sonra artık neredeyse hiç o bağı kurmuyorum gibi bir şey. Çünkü bir oyuncu için sevdiği rolü oynamak çok önemli bir şey. Sevmezsen o rolü oynar geçersin. Yani daha hiç o kadar istediğin gibi dolmaz, yeterince derinleşmez, yeterince içselleştiremeyebilirsin. Hatta hiç de iyi oynamamışım diyebilirsin dönüp baktığında. İyi yazılması lazım. İşte Canan da o dönem benim şansım oldu açıkçası. O yüzden ona takıldım kaldım herhalde belki de. Ama takılıp kalmak istemiyorum. Çünkü belki onun üstüne çıkacak şeyler çıkabilir karşıma. Hayat size çıkar. Bizim işimiz sürprizlerle dolu aslında. Aynen. Yani bir günde, bir ayda bütün hayatı değişebiliyor insanın. Yani bir projeyle, bir rolle. Ve onun ne zaman, nereden geleceği hiç belli değil. Çok sürprizli bir dünyanın içindeyiz aslında. Yani o yüzden enseyi karartmıyorum hiçbir zaman. Yani yeni Cananlar'da olabilir hayat. Da belli mi olur diye. İnşallah. Ha, inşallah. Biz de ümit ediyoruz olsun. Peki oyunculukla başladın. Müzisyenlik sonradan mı girdi? Nasıl oldu o kısım? Ya aslında müzisyenlik vardı biliyor musunuz başta? Öyle mi? Başta? Tabii. Ben yani ya başta şöyle müzisyenlik demeyeyim de şarkı söylemeyi çok seviyordum bu hayatta. Fakat işte kendimi tiyatroda buldum. Yani Şarkı Tekant oyunculuk stüdyosuna, kurslarına başladım. Ama o dönem hep böyle arkadaşlarıma şarkı söyleyen bir tiptim. En çok hep buydu yani benim için. Şarkı söylemeyi seviyordum ama hani bunu bir iş olarak seçmek gibi şeyler yoktu o dönem. Yani iş olarak öyle bir algı yoktu bende hani. Daha böyle hani hobi gibi aslında ya da sevdiğim ve aşık olduğum bir şey gibi vardı hayatımda. Öyle bir yerde konumlanıyordu. O yüzden aslında şarkı söylemek diyebilirim başta olan. Ama tabii sonra oyunculuk o kadar insanı dolduran ve o kadar tatmin edici bir meslek ki dolayısıyla önüne geçti. 2000'li yıllarda işte gitar falan çalmaya başladım ben 2002'de falan. Gitarla ilk bir albümümüz 2002'de, var. Evet, başladı. O albüm ama çok sonra geldi. Ben küçük küçük çalmaya başladım. Öyle çok gitar konusunda... Onun öncesinde vardı yani gitarla. 2002 ile tanıştım. Hiç nota bilmeyerek tamamen içgüdüsel bir şeyler yapmaya başladım. Müzik kulağı.
Müzik kulağıyla başladım. İçgüdüsel olarak da çok fazla müzik dinleyen biriyim. Bunu her yerde anlatıyorum. Özellikle 90'lı yıllarda. O biraz basma kalıp bir şey olacak ama. Yani sonuçta hiç nota bilmememe rağmen şarkılar yapmaya başladım. Hala da çok içgüdüsel çalıyorum ve yapıyorum şarkıları. Şarkı sözü yaza yaza birazcık bu tarafım da galiba her şarkıda birazcık daha gelişti. Bir baktım sonra bu benim hayatımın parçası olmalı ya. Ben bunları niye hayata geçirmiyorum dedim. Müzik şirketiyle konuştuğum sırada da hamile olduğumu öğrendiğim için o işi orada bıraktım 2010 yılında. Ama 2019 yılında her şey tekrar gündeme geldi. 2018 yılında aynı plak şirketiyle. Arada hep şarkılar yaptım. O çekmecedeki şarkıları aldım. Dedim ki bende bu şarkılar var, yapalım bu albümü. Onlar zaten hani tamam dediler. İlk albüm çıktı. Ama artık albüm falan dinlenmiyor. Sadece single üzerinden yürüyor her şey. Ben yaptığım müziği hayata geçirmeye başladığım dönemde müzik biraz kötü bir durumda aslında şimdi baktığımda. Üçüncü yeniler diye bir şey var. Evet, kendi müziğini yapan insanlar var ama yani dinlenme sayısı açısından müziğe karşı o eski 90'lardaki vizyon, müzik vizyonu o kadar düştü ki çok başka bir zamanın ruhunda, artık bu zamanın ruhunda insanlar çok tuhaf şeyler dinliyorlar bence. Bana çok yabancı. Yani Z kuşağının dinlediği müzik, gençlerin dinlediği müzik bana müzik gibi gelmiyor. Başka bir tuhaf bir şey dinliyorlarmış gibi geliyor. O yüzden aslında dünyada da gitarlı müzik birazcık şey olmaya başladı, azalmaya başladı. Bir grup var Extreme diye, gitarlı müzik yapmışlar diye. Aa, duydun mu falan Extreme'in şarkısını diyorlar. Bir gitar sesini özlemişler. Her şey o kadar robotik oldu ki çünkü bence müzik algısı da öyle bir şey oldu. Ve insanların da sabrı yok zaten şarkı dinlemeye. Öyle hemen kısa ve kolay şeyleri dinliyorlar gibi geliyor bana. Artık ne bileyim nasıl bir algı, ben anlayamıyorum, çözemiyorum yani. Her neyse, ama ben yine de beni mutlu ettiği için şarkılar yapmaya devam ediyorum. Hatta şey yaptım, bir tane single yaptım. O kendi oyunuma, oynadığım oyuna şarkı yaptım. Ve ben çok beğendim yani. Ben kendim seviyorum ya, ben aşk yaşıyorum kendi yaptığım şarkıyla. Başkaları bilmiyorum, dinlemiş, sevmiş, kabul etmiş, etmemiş, çok da umursamıyorum aslında. Kalite bu değil mi ama? Yani galiba bilmiyorum. O kendi özdeşleşme. Yani bunun adı kalite mi değil mi onu bilmiyorum. Çünkü özdeşleşme de önemli, özellikle müzikte. Belki oyunculukta rol geliyor, oynar gidersin, o duyguyu yaşama, yaşatma belki farklı olabilir ama müzikte hissetmeden çok zor ya. Yani müzikte hissetmek lazım. Hissedeceksin ki hissettiresin. Yani tabii kesin. Müzik apayrı yani. Oyunculuk gibi değil müzik yani. Evet, müzikte çünkü oyun gitmez yani. Evet. Tamamen içinden ve kalbinden çıkan şeyler. Melodisi, sözleri, her şeyi. O En Uzak Yakın diye bir albüm yaptım. O biraz daha prodüksiyonal, yani prodüksiyon vardı o albümde. Şimdi aslında bakıyorum insanlar mesela beni daha yumuşak, daha akustik şeyleri yaptığım o tarz şarkılara karşı daha bir empati gösteriyorlar. Daha bir hoşlarına gidiyor gibi geldi. Ve o yüzden şimdi daha da sadeleşmeye karar verdim. Hani single'da. Zaten klip de çok fazla seyredilmiyor. Ne kadar basit, iddiasız, sade o kadar iyi olarak bakmaya başladım ben bu müzik meselesine kendi açımdan. Dolayısıyla bundan sonra şarkıları daha da sadeleştireceğim. Ki Anneme Yolculuk'ta bunun bir örneği oldu aslında. Birazcık melankolik geliyor olabilir şarkılar. Mesela İpek'le biz bir şarkı yaptık en son. Depreme denk geldi. Gümbürtü'ye gitti o şarkı. Maalesef hani çıkaramazdık o dönem. O da biraz bahtsızlık oldu aslında. Sözlerini İpek yazmıştı. O dedi ki sen birazcık çok melankolik şeyler yapıyorsun. Yani şöyle biraz pozitif şeyler yaptın. Ama dedim ki yani müzik de biraz mutsuzluktan besleniyor yani. Hani duygulu bir şey olduğu için ben yine oraya dönüyorum açıkçası. Yani o hani pozitif tatlı şarkılar çıkmıyor benden. Peki şeyi merak ettim. Gel single'ı mesela. Gel diye bir şarkı yaptınız. Single'ın eseriniz var. Bu eserin hikayesi nasıl? Merak ettim. Hikayesi yani. İşte İpek yazdı. Onun İpek Hanım mı yani? İpek yazdı, evet. Biraz farklı geldi de o açıdan. Evet, diğer şarkılara yaptım. Göre. Şey diyorum, o yüzden özellikle onu sipariş sordum. Sipariş şarkı diyorum ben ona. İpek'in siparişi gibi oldu yani o. Ama çok güzel, onu da hissetmişsiniz. Evet. Evet. Orada da böyle hafif böyle bir 70'ler havası var. Daha böyle akapel bir şey olsun, ritmik bir şey olsun dedi. Dinlediği bir şarkıyı çok sevmiş. Ya böyle bir şey yapsana dedi bana. Demek oradan. Bana tek en farklı gelen şarkınız yeni olmasından dolayı değil. Yani baktım en farklısı o geldi. Evet evet. Böyle hani hep beraber söylenecek bir şey ve böyle hani bütün kızlar toplandık gibi bir klip de yaparız onu. Şöyle yaparız. Böyle bütün fikir ondan çıktı. Ondan sonra ben de hemen yaptım.
Çok iyi. Aa dedi, tamam bu olmuş ya dedi. Çok güzel olmuş, çok tatlı olmuş dedi. Başak Burcu'nu yansıtmıyor ama çok güzel olmuş. Hiç, işte o yüzden diyorum ya, yani benden çıkmış bir şey olmadı belli olabilir gerçekten. Ama yaşamışsınız yine. O şarkıda hissedilme var yani. Ya ben hemen böyle disiplinli oluyorum. Yani benden bir şey isteniyorsa onun hakkını vermeye çalışırım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Şimdi bir yanda müzisyenlik, bir yanda oyunculuk, bir de annelik var. Yani. Hele bir de bu sene oğlumuz, buradan sevgilerimizi gönderiyoruz kendisine. Akselciğime. Aksel beyefendiye. Ve herhalde sınav senesi bir de. Ah sormayın vallahi. Hepsini nasıl dengeliyorsunuz şimdi? Oyun tamam bitti ama sonuçta bir proje gelse şu an falan. Vallahi birazcık sıkışacağız galiba. Eğer kış ortasında bir şey olursa hayatımda biraz zor bir dönem olabilir. Bir kere çok erken kalkıyorum. Onu iyi beslemek için sabah beslenme hazırlıyorum ona. Sandviçler bilmem neler. O işin o tarafı yorucu oluyor. Sabah çok erken uyanıyorum, güne başlıyorum. Onun dışında dersleri var tabii, çok ağır. Sürekli ona ders çalış, tabletten uzak dur. Ama bak kaç saat ekranın başında geçirdin, şu kadar zaman hadi bakalım test çözüyoruz. Yok saat tut falan, yani zor bir dönem bekliyor. Ya bir de çocukların kaderleri tek bir günle sınırlı ya, o LGS sınavından. Bana şimdi böyle bir ansiyeteler basıyor yani. Bunu da ona geçirmek istemiyorum. Ya o gün anne kulağım ağrırsa, ya sanırsam ya tek o gün var yani hani sınav. Ve çok önemli yani, orada bir liseye gitmek zorunda yani. Bir şey olacak hayatında, bir değişiklik olacak hayatı, bir ivme kazanacak ve o tek bir günlü olacak. Yani maalesef stresli bir seneye girmiş bulunuyoruz yani. İnşallah aynen. Güzelle sonuçlanır, iyiyle sonuçlanır. İnşallah. Öyle dileyelim. Evet. Kötüyü görmeyelim. Bu sefer Burcumuzun özelliklerini burada yansıtmayalım. Ya ne yapacağım görelim. Ben bilmiyorum. Ya bu Başak Burcu beni çok yoruyor. Çok yoruyor. Hani sırf bu burçtan mı? Hani hakikaten kendini yoran, kendini gömen ender burçlardan biridir. Yani gerçekten yorucu. Şimdi şu anda da Başak Burcu'na girdik. Eylül'de. iyice yani etkisi altına alıyor beni. Evet. Ben böyle sürekli meditasyonlarla falan olumlu düşün, olumlu düşün diye. Yani bir mücadeleniz var ya. Aa, olmaz mı? Var ama bilmiyorum, bazen de yeter. Yeter, bırakın, ben olmayacak işte, negatifim. Bırakın beni, çıkmayacağım. Çünkü kişisel gelişim şeyleri çıkıyor, registreleri geliyor evet. Önüme bazen. Evet ya, çok haklı. Sonra bir tekrar aynı video düşündü. Hadi ya boş konuşma falan oluyorum böyle, çok enteresan. Ama bir mücadelem var mı? Elbette ki tabii var. Ki. Yani kim bu kadar stres içinde, anksiyete içinde olmak ister ki hayatın içinde? Evet, olmak istemeyiz yani. Ben her şeyden önce anneyim yani. Şimdi onu diyecektim, ağzımdan oldu. Bir de erkek çocuğu anneyi direkt aynalarmış. Ben buna çok inanıyorum. Ve bütün hayatı boyunca da bu aynalama devam edermiş. Bunu ilk kez duydum. Anne figürü oğlan çocuğu üzerinde çok önemli. Baba figürü de kız çocuğu üzerinde çok. Bütün hayat tarihi boyunca çok önemliymiş baba figürü. O yüzden dikkat ediyorum tabii ki. Pozitif yaşamak zorundayız. Aynen. Bu arada single ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir ilk filmini çeken bir arkadaşım var. Onun filmi için bir şarkı yapmamı istedi. İlk önce oynamamı istedi ama oynayamadım. Biraz da değişik, fantastik bir film. Farklı, çok değişik bir film. Vizyona çıkmadı lan. Vizyona girecek. Hı hı. Ben orduya gidip geldiğim için oynayamadım. Çok fazla işim vardı çünkü. Ama dedim sana bir tane şarkı yapacağım. Şimdi filme özel. Filme özel. Hı hı. Geçen hafta sırf onunla uğraştım. Yani o da sipariş bir şey oldu ama çok ruhuma uygun bir şey oldu. Ben böyle enteresan, disiplin insanıyım. Ben şimdi şarkı yapacağım deyince öyle alıyorum gitarı, oturuyorum. Şey, bayağı iş adamı gibi. Fokuslanabiliyorum. 3 günde, 4 günde şarkıyı yaptım. Kaydını telefondan gönderdim. İnanılmaz beğendi. Çok iyi yani. Ben diyorum ki ya abartma istersen. Yani basit bir kayıt işte, yani bir şey yok ki falan diye böyle. Çok şımartılmaya alışık olmadığım için ben herhalde iltifat geldiğinde ne yapacağımı bilemiyorum. Yani herhalde çok abartıyor diyorum ya da ya ne var ki işte normal bir şey yaptım diye düşünüyorum. Ama bence güzel olacak. Bakalım bu sene öyle bir ilk filme, bir sinema filmine bir şarkı yaptım. Belki onu kliplendireceğiz. Böyle bir heyecan içindeyim. Onun dışında da işte bu sene diziyle ilgili proje görüşmeleri var. Kabul ettiklerim, etmediğim şeyler oluyor. İyi bir şey bekliyorum. İkinci bir Canan vakası olmasa da. Cananımsın. Kurtarır diyorsunuz yani. Evet. Öyle. Size fazla yormama adına şunu da merak ediyorum. İki sorum kaldı. Bir tanesi şu. Bu şarkıları yazarken
hep böyle fokuslanıp ben bu hafta şarkı yazacağım mı yoksa belli bir program dahilinde mesela pazartesi günleri bunu yazacağım mı öyle mi yoksa nasıl ya, gidişatı? Şöyle aslında... Çünkü birikme anladım çekmeceyi çekiyor birikmiş orada. Demek ki önden bir çalışma ne nasıl yani onu merak ettim. Ya herhalde benim kulağımın beynimin içi çok dolmuş. Çok fazla müzik dinlemişim ve garip bir şekilde armoni şarkının armonisini hemen yani kolay kuruyorum. Az nota bilmeme rağmen şarkı tasarımı konusunda kendimi başarılı buluyorum. Yani bu konuda garip bir iddiam var. Ve o yüzden hani şimdi şarkı yapacağım deyip 3 gün içinde o şarkıyı yapabiliyorum. Ama mesela bazı şarkılarda yani değişiyor aslında. Böyle 5 dakikada aklıma geliyor. Böyle temizliği falan temizlik yaparken aklıma geliyor. Temizliği bırakıp gitarla böyle çıt 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 çalıp Plastik Bulutlar diye bir şarkı yapmıştım mesela. Hemen böyle o an gelip de oluşmuş şarkı da oldu hayatımda. Şöyle bir şey var. Ben hiç konser vermedim. Hiç canlı bir şey yapmadım. Ve canlı bir şey yapmadığım için de insanların benim müzisyenliğim konusunda tam olarak kafalarında oturmamış bir şey olabilir. Biz bunu çok yapmak istedik. Mekan da bulduk hatta. Bana bu konuda yardımcı olacak insan da buldum. Fakat işte dediğim gibi bir depreme denk geldi ki ondan sonra bir çöküş yaşadık. Yani ben psikolojik olarak da bir geri düştüm. Dolayısıyla böyle şey, hiçbir şey yapma isteği olmadı. Hayat enerjim düştü. Başak Burcu devreye girdi. O disiplin hissi bitti. Hiçbir şey yapma istemedim. Hani gitarı elime almadım. Bir yaratma ve üretme gücü nereye varıyor ki? Gülen gibi kafalara girdim ama şimdi o çok kısa süreli. Allah'tan ki oralarda çok kalmıyorum. Hemen yukarı çıkarttım kendimi. Yani bu şarkı oldu ve bir tane daha var. O da gelecek. Aa çok iyi. O da şey, illaki bir sahilde bir klip çekmek istiyorum deniz kenarında. Çok iyi. Kumsal, deniz ben, gitar. İşte o kadar. Melankolik değil bu sefer. Melankoli kimse olabilir. Melankoli kimse olabilir. Ama şey, böyle çok sade bir şey yapmak istiyorum. O sahil şarkısı klişesine düşmeden, anladım. Yaz sonu klişesine düşmeden çok sade bir şey yapmak istiyorum. Ben zaten biraz batı sound'una çok hemhal olmuş birisi olduğum için öyle yürekten böbrekten söyleyenlerden değilim. Yani hani çok güzel okumuş diyemezler bana maalesef ama bu şarkılar yapıyor ya bu kadın falan diyebiliyorlar. Yani çok tatlı mesajlar da alıyorum bu arada. Bu konuda beni takdir eden az da olsa mesaj alıyorum ya onlar o azlar o kadar çok geliyor ki bana onlar da yetiyor bazen. Kitlelerin dinlemesi çok başarı kriteri ya. Her zaman öyle bir şey olmaya da bilir ya. Değil, gerçekten yani. Öyle bir şey değil. Yani neye göre hangi başarı kriterinden bahsediyoruz? O yüzden bazen tam tersi az insanın dinlediği şarkılar çok daha derin, çok daha güzel ve hayatın içinde kalıcı olabiliyor. Ben kendi takip ettiğim şarkıcılara bile baktığımda ya diyorum ki ne kadar az insan dinlemiş, ne kadar az Instagram'da takipçisi var diyorum. Demek ki böyle oluyor diyorum. Garip bir şekilde her zaman oyunculuk yapan, her zaman göz önünde olan bir televizyon dizisi oyuncusu batıda da böyle, doğuda da böyle her zaman çok daha kitleler tarafından el üstünde tutuluyor. Müzisyenlerin daha değişik dünyası. Biraz farklı. Daha doğru. Farklı. Evet. Vesaire vesaire. Size son olarak fazla yormam tamam. Adına. Ben de biraz uzatmış olabilirim. Yok. Çok keyifli oldu. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Su gibi aktı diye bir tabir var. Çok sağ olun. Bizlere, takipçilerimize, sizi dinleyenlere tavsiyeleriniz nelerdir desek? Şöyle bir tavsiye verebilirim. Bir kere şu telefonlardan biraz uzak dursunlar. Orada fazla vakit geçirmesinler. Çünkü bazen bir bakıyorsun 2 saatin geçmiş. O Reels videolarını seyrederek gerçekten insanlar ölümlülüğünü unutuyor. Bir. İkincisi daha az sıkılıyor. Hayır biraz sıkılın ya. Ve sıkıldıkça bir şey yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Başka bir şey. Yani hani dışarı çıkıp biraz etrafınızdaki ağaçlara bakın. Şimdi bu tuzağa ben de düşmüyorum değil, düşüyorum. Ama hayır. Yani akıp giden süreli bir hayatımız var ve biz oradan kafamızı kaldırmıyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey. Gerçekten korkunç ömür çalıyor. Korkunç zaman çalıyor yani. O yüzden en büyük tavsiyem telefona sınır getirmeliler. O Reels videolarını kapatıp atıyorum YouTube'da daha faydalı bir şey seyredebilir. Ya da olağanüstü güzel filmler var. Eski filmlere baksınlar mesela. Araştırsınlar. Eğer
internetle bu kadar haşır neşirsen biraz geçmişte insanlar neler yapmış, neler olmuş bunlara bir baksınlar mesela. Yani dışarıdaki kanlı canlı hayat aslında insanı çok daha neşelendiriyor, motive ediyor, daha derinleştiriyor, daha besliyor. Ama bu sadece insanı aslında çok ciddi hayatından çalıp öldürüyor, zamanını öldürüyor yani. Tavsiye edeceğim yegane şey bu olur açıkçası. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bize vakit ayırdınız, kanalımıza şeref verdiniz. İşte Hayat Serimizde bugün değerli oyuncumuz Gonca Gür, Sunar Hanımefendi ile beraberdik. Sağ olsun bizleri kırmadılar, kanalımıza şeref verdiler. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.